Çok teşekkür ederim arkadaşlarımız elinizden. CHP lideri Deniz Baykal, Van'da böyle karşılandı. CHP otobüsü yumurta ve domates yağmuruna tutuldu. Ama Baykal soğukkanlılığını yitirmedi. Van'da bugün CHP İl Kongresi vardı. Salonda Kürtçe ve Türkçe pankartlar asıldı. Her şey hazırdı. Genel Başkan Baykal bekleniyordu. O da öğle saatlerinde Van'daydı. Baykal havaalanından parti otobüsüyle kent merkezine hareket etti. Kongrenin yapılacağı salona geldiğinde de protestolar başladı. Teşekkür ederim arkadaşlarımız sizlere. Arkadaşlar kongre salonuna gireceğiz. Kongre salonuna gireceğiz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Polis salonun önünde yeterli güvenlik önlemi almamıştı. Toplanan kalabalığı dağıtmakta yetersiz kaldı. Kalabalıktan bazı kişiler otobüse yumurta ve domates attı. Teşekkür ederiz Baykal. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim arkadaşlarımız Deniz Baykal. Baykal otobüsün içinden kendisine yöneltilen tepkiyi böyle izledi. Son derece soğukkanlıydı. Biraz bekleyin isterseniz. Efendim biraz bekleyin. Biraz bekleyin. Tamam. Buradan arkadan başlar. Şuradan gireceğiz efendim. Baykal tam otobüsten iniyordu ki korumalardan biri yumurta isabet etmesin diye şemsiye açtı. Ancak Deniz Baykal şemsiyeyi kapattırdı. Sonra yürüyerek salona girdi. O sırada çevrede toplananların tepkisi devam etti. Baykal kongre salonuna girdi. Polis de takviye ekip gönderdi. Baykal dışarı! Baykal dışarı! Kürsüye çıkan Baykal keyifliydi. Tezahüratlara gülümseyerek karşılık verdi. Baykal protestolara hiç değinmedi. İyi ki geldim dedi. Sizleri görmekten onur duydum, mutluluk duydum. Baykal'ın hedefinde yine anayasa paketi ve Başbakan Erdoğan vardı. Hap yaptık, hap gibi yutuverin onu diyor. Vitamin hapıysa yutalım. Ama hap sadece vitamin hapı değil ki, vitamin hapı da var. Bu eski Türk filmlerinden Nuri Alço vardı. Kızlara ne içirirdi? Gazoz içirirdi. Kızlara gazoz içirirken içine gizlice arkasını döner bir hap atardı. Şimdi o haptan mı içireceksin millete? Baykal soruyu sordu. Sonra sözü Deniz Fener'ine getirdi. Başbakanın dünkü sözlerini hatırlattı. Başbakan çıkmış sureti haktan gözükecek. Böyle yapanların yatacak yeri yok. Başbakan, onların yatacak yeri yok da onlara sahip çıkan, onları himaye eden senin yatacak yerin var mı Allah aşkına? Baykal kongrede yaklaşık bir saat kaldı. Çıkarken polisin aldığı önlem yine yetersizdi. Aynı kalabalık yine otobüse yöneldi. Ve o kalabalıktan bazıları polise rağmen otobüsü bu kez yumurta, taş ve domates yağmuruna tuttu. Sağ olun. Sağ olun. Baykal'ı taşıyan otobüs sokaktan hızla uzaklaştı. Havaalanına gitti.